Haftalar su gibi akıp geçiyor ve bizler her hafta sizlere ulaşmanın keyfi içinde bu programı yapıyoruz. Bu programlarda size her zaman sağlıklı yaşama ait ipuçlarını vermeye çalıştık. Bazen de bazı hastalıklarda neler yapmanız gerektiği konusunda bilgileri paylaşmak istiyoruz. Bu hafta sizlere iki önemli konuda bilgi vermek istiyoruz. Bunlardan birincisi kalp cerrahisi sonrası ne gibi davranmanız gerektiği ve hangi kurallara dikkat etmeniz gerektiği konusundaki bilgilerimiz. Bir önemli diğer konu da tüp bebek. Evet, anne ve baba olmak isteyen tüm çiftler için tüp bebeğin aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını vermeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra senin hayatın bölümünde sağlıklı bir hayata sahip olabilmenin ince ipuçlarını vermeye çalışacağız. Hadi şimdi güzelce koltuğunuza oturun, mouse'un sadece bir tuşunu klikleyin ve bizi izlemeye başlayın. I feel love, I feel home. Bugün çok sevgili dostum Profesör Doktor Ahmet Özkara'yı konuk ediyorum. Kendisi bize hem kalp cerrahisi sonrası nelere dikkat etmeniz gerekiyor onun altını çizecek. Bunun yanı sıra kalp cerrahisinde teknolojik olarak nerelere geldik? Artık daha işi kolaylaştıran şeyler var mı? Onu hep beraber göreceğiz. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür. Şimdi ben öncelikle birinci sorudan başlamak istiyorum. Kalp cerrahisi sonrası, özellikle bypass sonrasında hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Zaten iyileşme süreci ortalama 4 hafta kadar sürüyor bir açık kalp ameliyatı. Eğer göğüs kemiği açılarak yapılmışsa, o süre zarfında biraz hareketlerde kısıtlama getiriyoruz ama bu da çok hastaya çok sıkıntı veren bir şey değil. Mesela hangi hareketlerde kısıtlama yapması gerekiyor? Bir süre tamamen yan yatması veya göğüs kemiğine dengesiz yükler binmesini engelleyecek hareketlerde. O zaman yan yatmasını istemiyorsunuz. Çok bu fazla bir istemiyoruz. Kemik kaynağı. Ağırlık kaldırma belki istemiyorsunuz. Onlar, evet, onlar veya doğrulurken mutlaka destek alarak doğrulmasını istiyoruz ama bu sadece birkaç haftalık bir süreç. Zaten o hasta kendisini hissediyor. Belli bir zamandan sonra daha rahat hareket edebiliyor. Hani biz de ona tamam artık her şey normal dedikten sonra bazen de demeye gerek kalmıyor. Kendisi zaten onu halletmiş oluyor. Araba kullanması bu süre zarfında istemiyoruz. Yaklaşık 4 hafta yine. Ama onun dışında zaten 10. günden sonra özellikle yürüyüşlere başlamasını, dışarı çıkmasını, normal hayata yavaş yavaş geçmesini özellikle istiyoruz. O zaman bir anlamda sınırın 10. gün olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani 10. günden sonra dışarı çıkıp eski hayatına, eski sosyal hayatına, arkadaşlarıyla görüşmeye çıkabilir ama alışverişe gidip mesela kilolarca bir şey taşımayacak. Tabii. Ama bunlar çok kısa. Mesela bir yürüyüşü önce 10 dakikayla, 15 dakikayla başlayıp kademe olarak arttırıp belki bir ayın sonunda bir saat yürüyüş yapabilecek. Ama tabii ki bir sosyal ortama bir ay sonunda rahatlıkla girebilecek durumda olacak. Enfeksiyon açısından baktığın zaman gene sınır 10 gün müdür? Yani ne zaman enfeksiyonlara daha dirençli hale gelir kişi? Yani ameliyat yeri enfeksiyonunu aşağı yukarı bir hafta 10 günden sonra çok fazla beklemiyoruz. Özel bir durum olmadığı sürece. Sadece kapak ameliyatı olmuş, protez konulmuş hastalarda zaten ömür boyu bir koruma gerekli oluyor. O yüzden belki birkaç hafta hani enfeksiyon olan, işte nezle grip gibi üst solunum enfeksiyonu olan kişilerden çok yakın temasta bulunmamalarını istiyoruz. Onun dışında başka bir şey özellikle. Peki ilaçları konusunda ne diyeceksin bize? Yani hangi ilaçları kullanmalarını öneriyorsunuz kalp cerrahisi? Özellikle kalp bypass'ı olan bypass kişilerin. Bypass hastalarında aslında hastalara bunu anlatmak bazen zor oluyor. Ben ameliyat oldum niye ilaç alıyorum gibi. Evet. Ama tabii ki bu ateroskleroz dediğimiz damar sertliği süreci devam ediyor ameliyattan sonra. Bunu kontrol edebilmek adına yani yaptığınız bypass tekrar tıkanabilir, yeni darlıklar oluşabilir. Bunu kontrol edebilmek adına mutlaka kan sulandırıcı aspirin, yanı sıra işte ritim ve tansiyon düzenleyici ve hastanın kolesterol değerlerine göre ama genellikle kolesterol ilacını da ömür boyu kullanmasını istiyoruz. Ama damar genişletici birçok hastada gerekli olmuyor. Hastaları ameliyattan önce kullananlar oluyor ama kan sulandırıcı sadece bir aspirin yeterli oluyor. Bazı durumlarda veya kapak ameliyatı olmuş hastalarda o zaman kumadin dediğimiz veya daha kuvvetli kan sulandırıcı, evet, kan sulandırıcı. Evet.
Onun biraz prosedürü var. Belli aralıklarla kan değerlerine bakılması gerekiyor. Onu kullanmasını öneriyoruz. Onun dışında aslında çok zor da bir hayat yok sonrasında. Peki ne zaman banyo yapabilir kişi? Biz aslında hastaları taburcu etmeden önce 5. günde yaklaşık banyo yaptırıyoruz burada. Ondan sonra eve gittikten sonra sıklıkla banyosunu yapabilir. Sadece istediğimiz su ve yaraya su ve sabun değmesine herhangi bir sakınca yok. Üzerine sürtmesinler. Oradaki lokalize bakterileri harekete geçirmesinler diye. Ama su ve sabun temizliği en iyi temizlik bence yara için. Peki şimdi bu konuştuğumuz cerrahi girişim tabii uzun yıllardır tecrübeleri birikmiş olan bir cerrahin ürünü ama artık yeni teknolojiler kalp cerrahisinde özellikle ameliyat sonrası dönemin daha rahat geçmesini sağlıyor ve bunların başında da artık herkesin de çok fazla duymaya alışmaya alıştığı robotik cerrahi var, yani robotla cerrahi. Bundan biraz bahseder misin? Evet, minimal invaziv dediğimiz yani küçük kesilerle ameliyat yapılması zaten diğer branşlarda uzun yıllardır gerçekleştiriyor. Kalp cerrahisinde yaklaşık bir 10 senelik geçmişi var bunun. Ama robotta gelişen bir teknoloji. 3 boyutlu görerek ameliyatı yapıyorsunuz. Ve hastaya normal şartlarda ulaşamayacağınız veya ulaşmakta zorlandığınız yerlerde normal ameliyatta robotta çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Aslında çok inandırıcı gibi gelmiyor ama bunu yaşayarak gördüğüm için gerçekten ben de çok etkileniyorum bu olaydan. Bunun avantajı nedir? Mesela bir bypass için total endoskopik bypass yapılabiliyor. Ama bizim sıklıkla uyguladığımız tek damar bypass. Total endoskopik bypass biraz açıklamanı isteyeceğim herkesin anlaması için. Total endoskopik yani küçük tam kesi yapmadan hastaya sadece 3 veya 4 tane yaklaşık 1 santim kesilerle bu ameliyatı gerçekleştirmek. Oldukça zor bir prosedür ve çok tecrübe isteyen bir şey. Çok sıklıkla uygulanan bir şey değildir ama sınırlı hastalarda uygulanabilir. Ama biz genellikle uyguladığımız tek damar bypass, göğüs atar damarını robot yardımıyla çıkarıyoruz ve meme üzerinden yaklaşık 3-4 santimlik bir kesiyle bypass'ı gerçekleştiriyoruz. Yani bütün işlem o 3-4 santimlik evet. Kesi üzerinden mi gerçekleşiyor? Evet, oradan gerçekleşiyor. Ortadaki bu iman tahtası dediğimiz kemiği açmıyoruz. Öyle olunca hastaların iyileşme süreci inanılmaz derecede fark ediyor. Ertesi gün yani hemen fizyoterapi hızlı bir şekilde başlayabiliyorlar hastalar ve işte bu demin söylediğim yan yatma gibi bir kısıtlamalar hiçbiri yok. Hastalar 15. güne kontrolüne araba kullanarak gelebiliyor. Hızlı bir şekilde işine ve sosyal yaşantısına dönebiliyor ve psikolojik olarak da çok rahat oluyorlar tabii. Peki sana şunu sormak istiyorum. Hastalarınla hiç konuştun mu? Özellikle hani klasik bypass yapıldıktan sonra veya klasik cerrahi yapıldıktan sonra hastaların ağrısı kaç oluyor onun üzerinden? Robotla ameliyat olanların ağrısı 10 üzerinden kaç? Nasıl değerlendiriyorlar? Yani hani skor olarak söylemek değil de belki yarı yarıya bir fark var, onu söyleyebilirim. Çünkü çok küçük bir kesi. Hani bizim bildiğimiz klasik bilgi, göğüs kemiğini kestiğiniz zaman çok fazla ağrı olmaz diye düşünüyoruz. Yandan yapılan torakotomi dediğimiz kaburgalar arasından girilen kesilerin daha fazla ağrı yaptığını biliriz aslında. Ama bu çok küçük bir kesi olduğu için inanılmaz derecede farklılık var ikisinin arasında. Bu kemiği iman tahtasını açtığımız zaman genellikle orada çok ağrı olmaz. Ama vücudun başka yerlerinde, özellikle sırtta, omuzlarda çok ağrı hissediyor hastalar ve bu süreç toparlama sürecini çok etkiliyor. Solunum mekaniğini çok etkiliyor. Nefes alması ve akciğerlerin açılması çok uzun sürebiliyor. Dolayısıyla iyi nefes aldığı için, akciğerleri tabii. İyi havalandığı için evet. Enfeksiyon riski de azalmış oluyor. Aynı şekilde. Ve fizyoterapi süreci de böylece çok daha güzel. İyi ve etkin bir şekilde evet, ilerliyor. Aynı şekilde. Peki kalp cerrahisi tabii ki bypassla sınırlı değil. Önemli bir kalp cerrahisi bölümü de kalp kapak hastalıklarına yönelik işlemler. Robotik cerrahi burada da kullanılıyor mu? Evet, özellikle benim en çok sevdiğim ameliyatlardan biri o. Kapak ameliyatlarını robotla yapmak gerçekten inanılmaz zevk veriyor. Çünkü onu da total endoskopik olarak yapabiliyoruz. Kasıktan bir kesi ve boyuna yerleştirdiğimiz vücuttaki kirli kanı alıp dışarı veriyoruz ve tekrar vücuda veriyoruz. Göğüs kemiğini hiç açmıyorsunuz. Yaklaşık 2 ya da 3 santimlik bir kesi yandan yine yaparak kapak tamirlerini normal yolla yaptığımız ameliyatlardan çok daha başarılı yapabiliyoruz. Çünkü robotta bir cerrah konsolun başında oturuyor. Hasta başında değil, asistan vakada. Çok aslında koordine ve olunması gereken bir ameliyat. Oradan robot konsoldan baktığınızda 10 misli büyük görüyorsunuz ve neredeyse hastanın içindeymiş gibi bunu izleyebiliyorsunuz. Ve kapak tamirlerinde oldukça etkileyici sonuçlar alınabiliyor. Ama tabii ki çok tecrübe gerektiren bir iş ve zaman içerisinde çok da gelişecektir zaten. Mutlaka yaptıkça, konuda daha fazla tecrübe kazandıkça sonuçlar da daha iyi olacak.
Kapaklar için ne tür materyaller kullanıyor? Çok son olarak onu sorayım. Kısaca cevabını aldıktan sonra toparlayacağız. Evet, kapaklar için klasik olarak bilinen bu titandan yapılmış metal kapaklar vardır. Yıllardır kullanılan ama bunu kullandığımız zaman ömür boyu işte kan sulandırıcı warfarin ya da kumadin kullanması gerekiyor hastaların. Bunun bir takım yan etkileri oluyor. Fakat son yıllarda artan işte bu teknolojik gelişmelerle birlikte biyolojik kapaklar, hayvanlardan elde edilen kapakların da sonuçları oldukça iyi. Çünkü onların da bozulma ihtimali var. Yaygın olarak kullanmaya başladık son yıllarda. Çünkü 3. jenerasyon kapakların dayanıklılık süreleri 20 yılı buluyor neredeyse. Özellikle 65 yaşın üzerindeki hastaları neredeyse rutin olarak kullanmaya başladık. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Gerçekten bizim için çok yararlı bilgilerdi. Bugün çok net olarak gördük ki özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bütün cerrahi dallarda olduğu gibi kalp cerrahisinde de ciddi gelişmeler var. Ve bu gelişmelerin sayesinde artık ameliyat sonrası sosyal hayata dönüş, iş hayatına dönüş çok daha hızlı ve ağrı çok daha az. Sağlıklı günler dileriz. I feel love.